Akbelen bu topraklardaki ekoloji mücadelesinin tümü için çok önemli bir durumda şu anda. Hem bugün için hem de geleceği için. Sadece Muğla ile alakalı bir şey değil. Türkiye'deki işte Kaz Dağları'ndaki yıkıma karşı, Şırnak'taki Cudi Dağları'ndaki yıkıma karşı, İkizdere'deki ya da herhangi bir yerdeki olmuş olan, devam eden ya da gerçekleşecek olan tüm ekolojik yıkım doğa alanlarına karşı önemli bir mücadele. Burayı sahiplenmemiz, burada kazanmamız, burayı kaybetmememiz hepimiz için ve geleceğimiz için önem taşıyor. Gençlik olarak da özellikle iklim krizinin şu anki geldiği aşamada aşırı sıcaklıklara bağlı olarak felaketler artıyor, ölümler artıyor, biyoçeşitlilik azalıyor, su kaynakları, yani gelecekte su kıtlığı, gıda krizi gibi şeyler yaşayacağız. Ve bunlar da şu anki elde bulundurduğumuz işte ormanlar, tüm doğal varlıklar çok önemli bir noktada. Bunları korumamız lazım. Sadece ormanlar değil, tek bir ağaç bile geldiğimiz ekolojik tahribatın yarattığı işte bu felaketler aşamasında çok önemli. Ya şöyle, bir genç olarak Akbelen Direşi'nin önemi şu aslında. Burada çok fazla uzun yıllardır mücadele veren emekçi insanlar var ve bu insanlar aslında seçim sonrası ve Türkiye'deki genel politik gündemin yoğunluğundan dolayı aşırı yorgun durumdalar, aşırı bitmiş durumdalar. Bir yandan onlara gençliğin verdiği enerjiyi ve dinamizmi katması açısından buraya gençlerin gelmesi çok önemli, çok değerli. Aynı zamanda bir irade koyma ve inatla direnişi büyütme ve polis ve devlet baskısıyla doğrudan yüzleşme ve ilk büyük gerilimi göğüsleme açısından gençlerin burada olması çok değerli. Çünkü burada gaz yiyen ve tazyikli suya maruz kalan pek çok köylü, pek çok çiftçi, emekçi hem kendi yaşamının zorluğu var, hem kendi günlük rutin işleri var, bağ bahçesi var veya hayvanlarıyla ilgilenmesi gerekiyor. Ama biz buraya geldiğimizde onların işleriyle ortak olmak, birlikte bir iş bölümü yapmak ve kolektif emeğin bir parçası olmak durumundayız. Hem onların yükünü alarak hem de direnişte ilk en önde mevzi tutarak aslında onların işini kolaylaştırmış oluyoruz. Böylelikle direnişi büyütmüş oluyoruz bence. Doğayı korumak için açıkçası. Yani aslında bu da bir soykırım bana göre. Sadece insanlara soykırım yapılmaz. Aynı zamanda doğaya da soykırım yapılır. Her şey soykırım yapılabilir. Buradaki alanı gelecek nesillere iyi bir alan bırakabilmek için. Çünkü buraya yapılan bir tık da bana göre siyasi bir, nasıl diyeyim, şiddet. O yüzden bu. Zaten şu anda bence hani sırf Akbelen Ormanı da değil, hani birçok ormanlarımız bence tehdit altında. Hani şu anda biz Akbelen'i sahipsiz bırakırsak diğer ormanlarımızı da sahipsiz bırakmış olacağız. Bence tüm gençler olarak bilinçli olmamız gerekiyor. Elimizdeki var olan şeylerin kıymetini bilmemiz gerekiyor. Bunun için mücadele etmemiz gerekiyor. Olabildiğince hani örgütlenebiliyorsak örgütlenelim, örgütsel mücadelede bulunalım. Ne kadar birlik olursak, ne kadar kuvvetli olursak, ele verirsek bence şu anda bulunduğumuz durumdan kurtulabiliriz. Mimar Korkan'dan güvene kadar bir burayı tepiyoruz. Şöyle, en başında burada direnen İkizköy köylüsü için buradayız. Onun haricinde yani burada bu ormana sermaye tarafından el atılmasına ben sadece şu gözle bakmıyorum. Tabii ki de burada ağaçların kesilmesi, doğanın katledilmesi için de buradayız. Ama onun haricinde böyle müdahaleler oldukça aslında bizim hayat alanımıza, doğamıza müdahaleler edildikçe
Ve buna bizim tarafımızdan, yani gençler tarafından bu olayların öznesi olarak, Türkiye'nin geleceği olarak ses çıkarmadığımız müddetçe burada baskı mekanizmalarını devletin daha çok işlettiğini biliyoruz biz gençler olarak. Bundan dolayı ben buradayım. Yani sadece ekolojik anlamda değil, yani doğa için söylemeyeceğim bunu. Gerek üniversitelerin niteliksizleştirilmesi, işte öğrencilerin okurken bir ucuz iş gücü potansiyeli haline getirilmesi, yani böyle bir havuz oluşturulması, aslında sigortasız çalıştırılması, yani hiçbir hakkının olmaması, bunların aslında hepsinin bir toplamı gençliğe bir müdahale ve Türkiye'nin geleceğine bir müdahaledir. Yani salt bugünün için yapılan şeyler değil, Türkiye'nin gençlerini, yani bizlerin niteliğini düşürmek için yapılan müdahaleler. Nefessiz kalmak istemediğim için, yani her ağaç bir oksijen bizim için. Geleceğimi kurtarmak için buradayım. İkizköy halkıyla beraber omuz omuza direnmek için buradayım. Herkesi de buradaki direnişe davet ediyorum. Buradaki halkı yalnız bırakmayın. Çünkü ben 22 yaşında bir öğrenciyim ve yaşadığım sürecin, hani AKP iktidarına denk geldim ve bu iktidar başından itibaren her türlü yıkımda imzası olan bir iktidardı ve ben bunları görerek büyüdüm. Ve bunları görürken aynı zamanda, yani ilk siyaseti anladığım, ne olduğunu düşünmeye başladığım dönem Gezi dönemiydi. Ve siyasetin ne olduğunu ben Gezi ile öğrendim ve Gezi'ye de baktığımızda, evet, aslında ağaçları kesmemeleri için orada bulunan bir grup insanken aslında onun ne kadar politik bir alt zemini olduğunu görmüş oldum ve aslında burası da aynı şekilde, hani geleceğim için buradayım ve aynı zamanda buradaki direniş bir sonraki direnişin ateşidir, bir sonraki direnişin ateşidir ve direne direne kazanacağımıza inanıyorum. Bu yüzden buradayım. Ben aynı zamanda enerji sistemleri mühendisliği öğrencisiyim ve tabii ki de ekoloji ve doğa benim hani ana alanlarımdan biri. Bunu hem bilimsel olarak inceleyebiliyorum hem de yani 22 yıllık hayatımda sadece mahallemden bile görebiliyorum. Bütün yeşillik alanların nasıl yok edildiğini ve bize sadece betonlaşma üzerinden ve çarpık kentleşme üzerinden sundukları tamamen kalitesiz, tamamen güvensiz ve hani depremle de yaşadığımız durum aynı şekilde, sadece rant üzerinden, sadece ne kadar para kazanabileceği üzerinden her şeye bakan bir bakış açısı gördük. Bu yüzden nerede direnebiliyorsam orada direnmem gerekiyor diye buradayım.